Hastalık neden olduğu ölümlerle birlikte sosyal hayatı ve ekonomileri sarsıcı bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Bu zor günlerde yaşadığımız süreci güvenle atlatmamızın en önemli unsurlarından biri hiç şüphesiz sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkla verdiği mücadeledir. Onlara bir kere daha sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Tabii onlar için ne yapsak yeridir ya da ne yapsak azdır. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine sağlık çalışanlarımızın talepleri hızla karşılanmaya devam edecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "bu ülkeye barışı mutlaka getireceğim" son derece talihsiz ve tasihe muhtaç ifadelerdir. Bizim ülkemizde barış yok mudur? Bizim ülkemizde savaş mı vardır? Yoksa biz bir terörle mi mücadele ediyoruz? PKK'nın, Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanı tarafından savaşan taraf olarak gösterilmesi, telafisi mümkün olmayan bir yanlıştır. Söz konusu terör örgütleri ise helalleşme kelimesi de en hafifiyle büyük bir gaflettir. Askerimize, polisimize, öğretmenlerimize, sivil vatandaşlarımıza, bebeklere silah doğrultan, onları katleden canilerle bize de Türkiye Cumhuriyeti'ne de düşen helalleşmek değil, hesaplaşmak ve kökünü kazmak olmalıdır. Millet İttifakı'nın en büyük partisi olan CHP'nin ve onun genel başkanının HDP ile ilgili bir hesabı ve politikası var. Bunu anlıyoruz, bunu görüyoruz. O da bu politikayı takip ediyor. Millet İttifakı'nın içinde olan ve milliyetçi ulusalcı numarası yapan diğer partilerin acaba burada politikası nedir? Acaba bununla ilgili yorumları nedir? Bir duymak istiyoruz. Millet İttifakı partilerinin sürekli telaffuz ettikleri ve çözeceklerini söyledikleri tırnak içinde Kürt sorunuyla, Kürt sorunu cümlesiyle kastettikleri ve sır gibi sakladıkları çözüm yöntemleri nedir? Bunu sormaya ve cevap istemeye herkesin olduğu gibi bizim de ve bu Türk milletinin her bir ferdinin de hakkı vardır. Her fırsatta şeffaflık isteyenlerden, şeffaflık kelimesini slogan edinenlerden hayatlarında bir kez şeffaf olmalarını bekliyoruz. Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarım, Ukrayna'daki gelişmeleri dikkatle ve endişeyle takip ediyoruz. Türkiye'nin şu ana kadar başarılı ve örnek gösterilebilecek bir tavır ve politika izlediğini hep birlikte görüyoruz ve şahitlik ediyoruz. Maalesef barış için Türkiye'nin girişimleri dışında herhangi ciddi bir girişim olmadı. Ancak endişelerimizi artıran pek çok hususla karşılaşıyoruz. Nükleer silahların kontrolsüzce yaygın olduğu günümüzde gelişmelerin bir dünya savaşına yol açmaması için azami ölçüde gayret gösterilmelidir. Barış hiç olmamalı. Oluyorsa da en fazla %3 olmalı diye bunu defaaten dile getirdik. Bunu defaaten söyledik. Tabii biz şimdi bu değişikliğe baktığımızda burada sadece baraj yok. Burada efendim işte barajın %7'ye indirilmesi. Evet bu bir şey midir? Ondan 7'ye inmesi bir şeydir ama yeterli midir? Değildir. Şimdi Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın bir birleşenidir. Dolayısıyla bizim önceliğimiz Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın 2023 hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de milletvekilliği seçimlerini kazanması için elbette ki var gücümüzle çalışacağız uyumlu bir şekilde. Lakin biz baştan itibaren şunu söyledik. Biliyorsunuz geçtiğimiz seçimlerde biz ittifakın ikinci yolundan yani AK Parti listelerinden seçime girmiştik. Bizim önümüzdeki seçimlerle ilgili düşüncemiz, kararımız Cumhur İttifakı ile birlikte Büyük Birlik Partisi kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime katılacaktır.
Efendim milletvekili çıkarırmış çıkaramazmış. Bu tartışmaların biz hepsinin dışındayız. Biz dediğim gibi Büyük Birlik Partisi'nin hem üye sayısından hem teşkilat sayısından hem sahada büyüdüğünü görüyoruz, güçlendiğini görüyoruz. Ve inşallah kendi adı amblemi ve adaylarıyla seçime girdiğinde hem Cumhur İttifakı'na katkısı çok daha yüksek olacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere hem de Büyük Birlik Partisi de önümüzdeki seçimlerde büyük bir sıçrama gerçekleştirecek ve bugüne kadar kalmış olduğu en yüksek oyu alacak. Mecliste de inşallah hatırı sayılır bir milletvekili sayısıyla da temsil edilecektir. Evet. Yani biz Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı içinde kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla yer alacak. Büyük Birlik Partisi'nin kararı budur. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler, başta Sayın Kılıçdaroğlu şunun cevabını millete bir versin açıkça. Eğer ola ki oldular, Suriye'deki harekatları durduracak mı, durdurmayacak mı? PYD'yi, YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor mu? Görmüyor mu? Libya'daki askeri varlığımızı çekecek mi, çekmeyecek mi? Azerbaycan'da, Azerbaycan'la birlikte Karabağ'ın işgalden kurtarılması için verdiğimiz mücadeleyi devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? Doğu Akdeniz'de, biz şu anda niye Avrupa Birliği ile limoniyiz ya da ABD ile? Onların tezlerini değil, Türk tezlerini savunduğumuz ve sımsıkı arkasında durduğumuz için Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'ta. Acaba CHP ve onun etrafındaki partiler aynı duruşu gösterecekler mi, göstermeyecekler mi? Büyük Birlik Partisi'nin önceliği bunlardır. Terörle mücadeledir. Barışı sağlayacağım diyor. Sanki savaşan iki taraf varmış gibi. Bu şu demektir, PKK ile masaya oturacağım anlamına geliyor. Biz bunu geçmişte de kabul etmedik, şimdi de kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Burada yani bir partiye avantaj, bir partiye dezavantaj yok. Dolayısıyla da her ittifak içinde dezavantaj var ya da avantaj var. Burada oyu alan avantajlı konuma geçiyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak hedeflediğimiz oyu alacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla da böyle bir endişemiz yok. Endişesi olan varsa bu sorunuzun muhatabı da odur diye düşünüyorum. Bizim böyle bir endişemiz yok. Teşekkür ediyorum. Tekrar sizlerin de Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Hayırlı, sağlıklı günler ve ömürler diliyorum.